Evet, Faik geldi. Merhaba Faik'cim, hoş geldin. Hocam selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyidir hoca, nedir o manzaranın güzel? Maşallah maşallah diyorum yahu. Sakarya'dayız hocam, çiftlikte. Biraz değişik bir yayın olsun dedim. Normalde kütüphaneden yapacaktım. Ama Enfes dedim ki oldu. şöyle göletin kenarından yapalım. Yani dışarıda falan değiliz. Yanlış anlaşılmasın. Sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar Aynen. hemen şey diyebilirler. Sokağa çıkma yasağı var. Siz nasıl çıktınız? Ben yani kendi arazimin içerisindeyim. Dışarıda değilim. Evet valla ev geniş olunca böyle güzel oluyor işte. Biraz geniş tutmak lazım. Doğanın içinde olmak iyi hocam. Hakikaten iyi geliyor. Aynen, maşallah çok güzel bir yermiş. Gel, inşallah şu seyahatlerimizde eski kıymetini bilmediğimiz günlere geri döndüğümüzde misafirin olmayı istiyorum inşallah. Ortam çok güzelmiş. Öncelikle annemin selamını ileteyim size. O da şu an canlı yayından bizi izliyor. Sizin sıkı bir Ve hayranınız, aleyküm takipçiniz. Canlı selam. yayına Sağ ol. geçeceğimizi söyleyince o da mutlaka korona geçtikten sonra burada bekliyor sizi. Sağ olsun. Faik'cim tekrar hoş geldin. Sen siyasetle uğraşan bir simasın. Aynı zamanda senle yakın zamanda ruberu tanıştık, karşılaştık ama ben hızlıca kafalarımızın böyle bir senkron olduğunu fark ettim. Ben biliyorsun zaten senle de özel konuşmamızda benim takip edenler de bilirler. Ben siyasette pek ilgilenmem. Bayağı bir Doğrusu. uzağımdır bu işle ilgili ve biraz kendi gündemimizin yoğunluğundan falan ama hiçbir zaman tabii siyasetin hayatta önemsiz bir şey olduğunu söyledim de vaki değildir. Sadece benim anlamadığım bir konu olduğu için biraz uzağım. Ama son derece de aslında bize çepeçevre kuşatan, içinde yer aldığımız bir şey. Ve seninle yaptığımız her görüşmede, her konuşmada ben de bu kanıya biraz farklı açılardan bakma şansı elde ediyorum. Özellikle de işin ekonomik boyutu, sosyal boyutu, eğitim boyutu ve dünyadaki diğer işte farklı ülkelerin gidişatıyla bizim gidişatımız arasındaki karşılaştırmalar hakikaten içinde bir şey yapmaya çalıştığın ülke konusunda sana çok farklı şeyler söyleyebiliyor. O yüzden biraz da bu muhabbeti deneyimli bir siyasetçi olarak aynı zamanda genç ve oldukça birikimli olduğunu düşündüğüm bir arkadaşımız olarak seninle biraz muhabbet edelim istedim bugün. Memnuniyetle Çünkü hocam. içinde yaşadığımız şey sadece bir sağlık problemi olmaktan çoktan çıktı. Aynı zamanda ciddi siyasi, ekonomik vesaire sonuçları olan da bir fenomene dönüştü bu iş. Ben bugün seninle biraz onu muhabbet edeceğim. Faik, kaç yıldır abi siyasettesin sen? Hocam öncelikle başlamadan önce şunu söyleyeyim. Tabii benim söyleyeceklerime sizin ihtiyacınız yok. Sizi bütün Türkiye tanıyor. Ama bugün benim Estağfurullah. rahmetli anneannemin ölüm yıl dönümü. 25 sene önce vefat etti. Hocam 9 Allah Mayıs'ta. rahmet eylesin. Mezarı da burada 100 metre ileride zaten. Her zaman bana şunu söylerdi. Oğlum aklını ve beynini kullan. Bu beyin herkeste aynı. Gramajı da aynı. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben bu konularda uzman değilim ama Tamam. 1240 gram, 1250 gram galiba beynin ağırlığı. Herkeste ağırlığı da aynıdır. Ama fark yaratan insanlar beynini kullanabilen insanlardır derdi. Onu bir kere daha rahmetle anıyorum. Tabii o bunu düşündükçe de aklıma hep siz geliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de gerçekten bu konuda bir numarasınız. Yani insanların aklını Tamam. ve beynini kullanabilmesiyle ilgili sayısız programınız var, sayısız kitaplarınız var, kitaplarınızı zaten okudum, konuşmalarınız var. O yüzden size müteşekkirim. Çünkü ben Türkiye'nin bütün problemlerinin aslında siyasetle çözülebileceğini ve aslında yöneticilerimizin, iktidarı kastetmiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın, iktidar, muhalefet, hatta ben dahil olmak üzere, bütün siyasetçiler sadece biraz geniş vizyonlu olursak, meselelere biraz geniş açıdan bakarsak ve Allah'ın bize verdiği en değerli hazine olan bu beynimizi doğru şekilde kullanabilirsek, ben bu ülkenin hiçbir probleminin kalmayacağını düşünüyorum. Bazılarına polyanacılık gibi gelebilir, hayalperestlik gibi gelebilir ama 20 yıldır siyasetin içindeyim. Sizin sorunuzun cevabı. Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım, belediye meclis üyeliği yaptım. Allah nasip etti 30 yaşında milletvekili oldum. Aslında elde edeceğim bütün makamları genç yaşta elde ettim. Ve şunu gördüm ki gerçekten hayatta başarılı olan insanlar kafasını, aklını ve beynini doğru yerde, doğru zamanda, doğru yönde kullanan insanlar. Siz de çok güzel bir şey söylediniz. Siyasete ilgi duymuyoruz. Duymuyor toplumumuz. Bunun nedeni de darbeler. Bu darbeler bizim ülkemize çok çektirmiş. Ben siyasete girerken bile benim annem babam bile benim girmemi istemedi. Onlardan Allah razı olsun sonra çok destek oldular ama başında destek olmadılar. Doğruyu söylemem gerekiyor. Çünkü istemediler girmemi. O darbeler insanları hep korkutmuş. Aman oğlum siyasete giriyorsun. Yarın öbür gün hapislere düşersin. Ömrün çürür. Üzerimize gelirler. Bu korku bizim bilinçaltımıza işlemiş. Bu korkudan dolayı da insanlar siyasetten uzak duruyor. Ama ben hep şunu söylüyorum. Lütfen siyasetten uzak durmayın. Çünkü kaliteli, bilgili, okuyan, araştıran insanlar siyasetten uzak durdukça bazı boş beleş tipler diyelim siyasete ilgi duyuyorlar. Siyasette bir yerlere geliyorlar ve hepimizin kaderiyle oynuyorlar. O yüzden hani siyaseti yine konuşmayın, ilgi duymayın ama
bir şekilde de değinmek lazım. Çünkü o zaman siyasetçiler de kendine çeki düzen verir. Ama toplum ilgisiz olursa... Dahil olmayı kastediyorsun değil mi? Yani bu işin içinde bir aktör olmaya da ihtiyaç var aslında. Yani bir şey biliyorsan, bir artın varsa sonuçta siyasete oradan bir katkı ya da destek bir şey yapman lazım. Şimdi mesela sizin dahil olmanız mümkün değil. İşiniz başınızdan aşkın. Birçok insanın yetişmesine vesile oluyorsunuz. Hatta benim bir iki arkadaşım da sizin şu an master programlarınıza devam ediyor. Onlardan bir tanesi de Barış, o da bizi izliyor. Siz aktif dahil olamazsınız ama sizin şu yaptığınız programı önemsiyorum. Niye? Belki size eşiniz, dostunuz bile şunu söyler. Ya Sinan, şimdi siyaseti ne konuşacaksın? Siyaset konuşma. Türkiye zaten kamplaşmış, kutuplaşmış. Hiç o konulara girme. Sizin gibi insanların da girmesi lazım ki İnsanlar siyasete biraz daha ilgi duysun. Çok basit bir mantık hocam. Ben bunu gördüm. 30 yaşında milletvekili oldum ama onun haricinde 18 yaşında başladım. Türkiye'nin kaderi Ankara'da belirleniyor. Ve Türkiye'nin kaderine oradaki eskiden 550, şimdiki 600 milletvekili, bakanlar, eskiden başbakan vardı, şimdi de cumhurbaşkanı. İnanın bana, bu insanlar karar veriyor. O yüzden siz siyasete ilgi duymayın. Başkası duymasın, benim annem duymasın. Nasıl olacak bu iş? Sizlerin biraz ilgi duyup biraz farkındalık yaratması lazım ki siz bunu zaten yapıyorsunuz. Diğer insanlar da vakti olanlar, zamanı olanlar, imkanı olanlar gönül verdiği partiye girer, iyi olur, aktif olur, bir şeyleri değiştirmeye çalışırlar. Ben hayatım boyunca hep mücadele ettim. Arkadaşlarım benimle dalga geçti. Ya sen aptal mısın? Siyasete gireceksin, ne olacak? Tek başına ne yapabilirsin? Ben tek başıma bugünlere kadar geldim. Ya bundan sonrası ne olur onu bilmiyorum ama hep kaşıyarak, hep kazıyarak, mücadeleyle. Onun için siyaseti konuşmaktan korkmayalım. Bu darbe kültüründen de artık kurtulalım. Lanet olası bir şey o. Yani zihinlerimizden bunu atalım. Türkiye artık bunları çok geride bıraktı Allah'ın izniyle. Aktif siyaseti konuşalım ve demokrasi çıtamızı nasıl yükseltiriz hep birlikte bunu düşünelim diyorum ben. Aynen öyle. Zaten bu, ben de bu arada, bana genellikle niye hiç siyasetle ilgilenmiyorsun diye sorduklarında aslında ben siyasetin içindeyim diye çok da söylerim. Çünkü sonuçta kamuya konuştuğun zaman biraz politik duruşu ve siyaseti de etkiliyorsun. Yani mesela ben eğitim politikaları hakkında, efendim işte bilim politikaları hakkında bir sürü şey söylüyorum. O konuda fikirlerimiz, girişimlerimiz, çabalarımız, projelerimiz var. Aslında bunlar da hani bir belki bir parti ya da meclis bilmem ne seviyesinde olmasa da aslında politikayı, siyaseti belirleyen, yönlendiren ya da ona bir şekilde etki yapabilen şeyler. De bunların bildiğimiz taraftan olması tabii ki makbul. Yani ben tutup da şimdi hukuk bilmem ne hikayesi konusuna girsem mevzudan hiç haberim yok yani. Dolayısıyla bu iyi olmaz ama ben işin bilim ve eğitim kısmına, dediğim gibi aklını kullanma kısmına yolmaya çalışıyorum. Bir söz var, onu sana danışarak başlayayım istiyorum. Dücane Cündeoğlu çok söyler. Devlet akılla yönetilir, usla yönetilir, duyguyla yönetilmez diye. Eğer der duyguyla yönetirseniz hep böyle hainler, vatanseverler falan gibi bölersiniz. Ama usta yönetirseniz görevini yapan vardır, yapmayan vardır, yapmayanın müeyyidesi vardır. Ve ancak böyle işler tıkırında gider. Biz biraz bu meseleye de aşırı duygusal bakıyoruz gibi. Yani her şey çok ciddi, her şey çok yaşamsal falan, böyle garip bir durumumuz var sanki. Hocam şimdi çok bilinen bir laf daha vardır. Evet, bunu çok iyi biliyorum. Şerif Mardin şöyle söylerdi, derdi ki, Türk siyaset tarihi karalamaların, suçlamaların ve ithamların tarihidir. İttihat ve Terakki'den, Hürriyet ve İtilaf'tan başlayarak bugüne gelen aslında değişmeyen kaderimiz. O zamanki bilgileri, belgeleri okuyun. İttihat Terakki mensupları, Hürriyet ve İtilaf Partisi mensuplarını hain, İngiliz uşağı olmakla suçlamış. Öbürleri İttihat ve Terakki'yi vatanı satmakla, mason olmakla suçlamış. Yani yüzyıldır, yüzyıldan fazladır bunlar aslında değişmeyen şeyler. Neden kaynaklanıyor? Çok güzel bir şey söylediniz. Biz duygusal bir toplumuz. Bakın ben de duygusal bir insanım. Burcum balık burcu. Yani duygulardan arınmamız mümkün değil. Ama siyaset yaparken duygulara karışmamaya veya duygularıma esir olmamaya özen gösteriyorum. Bir değerli büyüğümüz, Türkiye'de daha önce defalarca başbakanlık yapan, cumhurbaşkanlığı yapan, benim üzerimde de çok emeği olan Süleyman Demirel, Allah gani gani rahmet eylesin, bana bir gün otururken şunu söylemişti. Dedi ki, bak Faik, siyasete girdin, çok genç yaşta ilerliyorsun, önünde açık. Sadece şunu kendine ilke edin. Siyaset adamı mı olacaksın, devlet adamı mı olacaksın? Şimdi biz bunu söylerken birileri çıkıp diyecek ki, efendim Demirel'in de bir sürü hataları vardı, yanlışları. Evet, zaten ikinci cümlesinde bana şunu söyledi. Ben hatalar yaparak, yanlışlar yaparak günün sonunda edindiğim tecrübeyi sana aktarıyorum. Hayat zaten böyle bir şey. Şimdi ben hep devlet adamı olmaya özeniyorum ve devlet adamı olmaya gayret ediyorum. Şimdi izleyenler şunu sorabilir. Ya Faik Bey, siyaset adamı nedir, devlet adamı nedir? Tek cümle. Siyaset adamı sadece kendisine oy verenleri düşünür. Kendi partililerini düşünür. Devlet adamı da maksimumda herkesi düşünür. Şimdi benim bir partim varsa elbette ki ben kendi partimin üyelerini düşüneceğim. Bu 2 kere 2 4. Doğanın temel kanunu ama benden olmayanlara da kucak açmayı bilmeliyim ve kin, nefretle dolu olmamalıyım. Öyle olduğu zaman çok daha sonuç iyi oluyor. Mesela çok somut bir örnek. Bugünlerde tartışılıyor Avrupa Birliği.
Korona sonrasında birazdan da konuşuruz. Parçalanabilir. İngiltere işte Brexit'le çıktı ama yine de Avrupa Birliği'nin bir kuruluş hikayesine bakalım hocam. 60 milyona yakın insan 2. Dünya Savaşı'nda ölmüş. Fransa ile Almanya birbirini kesip doğrayan düşman kardeşler. Ve 2. Dünya Savaşı bittikten sadece 5 yıl sonra kömür çelik topluluğuyla beraber adamlar bir birlik kurmuşlar. Ve o birlik Avrupa Birliği'ne dönüşmüş. Vizesiz seyahat, ortak para bilimi ve 50-60 yıldır da bugünlere kadar gelmiş. Ha bundan sonra parçalanır, dağılır, orası ayrı bir konu. Ama şunu anlatmak istiyorum. Bir Fransa ve Almanya bile savaştan sadece 5 sene sonra bir araya gelip bugüne kadar dünyadaki en başarılı modellerden biri olan Avrupa Birliği'ni kurmuş. E biz neyi paylaşamıyoruz? Yani AK Partiliymiş, Cumhuriyet AK Partiliymiş, İYİ Partili, HDP, MHP. Bunlar bana çok komik geliyor ama bir umudum var. Bu Z kuşağı, sizden de her zaman konuşuyoruz. 2000 sonrası doğumlular, bunların kafası çok farklı. Bunlar partizan değil, bunlar fanatik değil. Ve onlar gerçekten Türkiye'nin umudu. Hep de söylüyorum. Klasik bir söylem var. En başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün siyasi parti liderleri şunu söylüyor. Gençler bizim geleceğimiz. Abi gençler bizim geleceğimiz değil. Gençler bizim bugünümüz. Geleceğimiz demek şu. Yani sen sıranı bekle. Ben bile genç değilim ki. Yani yaşım 39. Genç sayılıyorum ama baktığınız zaman dünyada genç 15-25, 15-29. Bizde adam 58-60 yaşında milletvekili seçiliyor. Aa genç seçildi diyoruz. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Şans vermek lazım bu insanlara. Bizim geleceğimiz değil gençler. Gençler bizim bugünümüz. Onun için girin diyorum kardeşlerim, arkadaşlarım. Hangi siyasi partiye gönül veriyorsanız girin gençlik kollarına. Siyaset yapın, çabalayın, mücadele edin. Siz bir yere gelemezsiniz. Sizin getirdiğiniz birisi bir yerlere gelir. Bu bile bir kazanımdır. Aynen öyle. Sen bir konuşmanda yakın zamanda aslında Türkiye'de iki partili bir sistem var dedin. Yani iki tane odak var. Ve bu da gerçekten bizi oldukça zorlayan bir şey. Bunların da dışına çıkamadığımız garip bir aidiyetle siyaseti algılıyoruz hep. Yani herkes kendi ait olduğu kamptan bakıyor. Oranın gerçekliğiyle, diğerinin haksızlığı üzerinden. Sürekli böyle bir okumayla reel durumları değerlendirme konusunda bir zorluk çekiyor. Ben senin gibi arkadaşlarımızı şundan önemsiyorum. Yani bizim bu arada tanışıklığımızla birlikte çalıştığımız sevgili Gökay'ın da büyük katkısı oldu. Siz ben anacaktım sizi. Kuruluşunda, gençlik teşkilatlarında beraber çalışmışsınız. Ben seni açıkçası yıllardır sosyal medyada şurada burada, yani sana da söylediğim için rahat söyleyebilirim. La bir değişik bu adam diye izliyordum ben. Çünkü yani orada bir uyumsuz duruyorsun. Mesela anavatandayken seni tanımıyordum ama CHP'den milletvekili olduğun zaman baktım yani bir CHP'li gibi değil söylemlerin. Zaten sonra oradan bir şeyin ayrıldık zaten oldu. Oradan evet. Tabii tabii. Yani ya bir uyumsuzluk olduğu belli. Daha sonra seninle tanıştığımda şunu gördüm. Mesela çok dilli, çok uluslu, okuyan, farklı konuları merak eden bir tipi böyle siyasi arenada o resimde görmeye çok alışık değilmişim ben. Onu fark ettim. Dolayısıyla hani seninle siyaset konuşmak zevkli ama başka standart bir işte parti mensubuyla var. Benim etrafımda çok arkadaşlarım öyle, hatta bayağı partizan düzeyinde de siyasetle ilgilenenler var. O siyaseti konuşmak bana zevk vermiyor ama seninle, senin gibi arkadaşlarla siyasetten konuşunca şöyle bir şey oluyor. Neler yapabileceğimize, alternatif imkanlara dair aklımızda bir şeyler doğuyor. Şimdi mesela sen sürekli dünyayı geziyorsun, görüyoruz biz. Sürekli bakıyorsun neler olup bittiğine. Özellikle mesela bu Avrupa Birliği'nin durumuyla vesaireyle ilgilendiğini biliyorum. Yani bize şöyle dışarıdan bakınca, Türkiye'nin nasıl göründüğünü sormayacağım ama nereye gidiyoruz ve dünyanın şu anda gittiği yerle, tabii bu koronaya kadar muhtemelen bir ayrı konuşacağız. Koronadan sonrası farklı oldu ama yani biz herkesin gittiği yere mi gidiyoruz yoksa elden ayrı bir durumumuz mu var? Sen nasıl görüyorsun bu vaziyeti? Hocam şimdi herkesin dilinde koronayla beraber yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir dünya düzenine geçilecek. Yenilik yenilik. Çok güzel. Yani Instagram'a bakın, YouTube'a bakın, Twitter'a bakın, televizyonlara bakın. Herkesin dilinde bu. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Kimsenin söylemediği, vurgulamadığı bir şey. Yeni dünya düzenine geçeceğiz de eski kafalarla bu yeni dünya düzenine nasıl geçeceğiz? Bakın insanlık tarihindeki en uzun dönemlerden bir tanesi taş devridir. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Yani okuyan bir insana böyle bilgiler sunmak da doğru değil, haddim de değil ama. Sohbet ediyoruz ya herkes bilir sadece. Aynen. Şimdi milattan önce 600 binli yıllarda başlamış, 5500'e kadar gelmiş en uzun insanlık dönemi. Niye bitti taş devri hocam? Taşlar bittiği için mi bitti? Yok, burada arazide bile ben seçim kaç tane taş toplayayım. Kafalar değişti. Zihniyetler değişti. İnsanlar üretmeye başladı, tarıma geçti. Kesici aletleri buldular, ateşi buldular ve taş devri sona erdi. Şimdi biz de Türkiye'de diyoruz ki yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni ama kafalar eski. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle, siyaset kurumuyla eski aslında. Şimdi biraz önce söyledim. Bugünün mevzusu değil.
İttihat ve Terakki'den Hürriyet ve İtilaf'tan beri zaten siyasette kamplaşma, kutuplaşma var. Geçmişte Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, ANAP, SHP, CHP, Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi hep olmuş ama bu dönem tavan yaptı bu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir kesim sabahtan akşama kadar sadece bir televizyon kanalını izliyor, iktidara yakın. Orayı izlediğiniz zaman ben de izliyorum, bakıyorum. Ya diyorum, Türkiye hakikaten uçmuş ya. Denizaltısını yapıyor, uçağını yapıyor, yerli otomobil 3 sene sonra çıkıyor. Kişi başına milli gelir sanki 30 bin dolar, Amerika'ya yardım gönderiyor, bütün dünyaya yardım gönderiyor. Biz çok iyi durumdayız o zaman diyorum. Ondan sonra iktidara yakın bir televizyon, özür diliyorum, ana muhalefete yakın bir televizyon kanalını açıyorum. Ki adı böyle hani halk olan bir televizyon. Orayı da açıyorum. Anam, Türkiye sanki batmış bitmiş, sürünüyor, bir ekmeğe muhtaç kalmışız. Şimdi ben ikisi de değilim. Ve benim gibi sessiz çoğunluk olan milyonlar var. Yani ne demek istiyorum? Ya ben Tayyip Erdoğan'ın iyi yaptıklarını övmeliyim. Allah razı olsun demeliyim. Ondan sonra kötü yaptıklarını da edebimle, adabımla eleştirip üstüne de çözüm önerileri sunmalıyım. Ben CHP'den niye dışlandım? Benim ne Amerikancılığım kaldı, ne İngiliz ajanlığım kaldı, ne Süleymancılığım kaldı, ne o zaman paralelciliğim kaldı, FETÖ yoktu. Niye? Çünkü kalıba uymadım. Çıktığım meclis kürsülerinde bile her zaman dedim ki ya, kapalı grup toplantılarında bile kayıtları var. Genel başkanın yüzüne bakarak ya dedim, bu şekilde biz ilerleyemeyiz. Bunların, iktidarın iyi yaptıklarına iyi diyelim. Yanlışlarını da edebimizle söyleyelim ki AK Parti'ye oy verenler şöyle düşünsün. Ulan bak, adamlar doğruyu söylüyor be. Yani bunları da bir dinlemek lazım. Şimdi siz her şeye karşı çıktığınız zaman, her şeyi eleştirdiğiniz zaman karşı tarafta otomatik olarak bir defans uyguluyor. Yani köprü yapıyorlar, yanlış. Yapacaklar tabii bizim vergimizle. Kardeşim bundan önce niye yapılmadı? Marmaray yapılıyor, yanlış. Şehir hastaneleri yapılıyor, yanlış. Ya sen şehir hastanelerini bir öv. Ondan sonra da de ki kime ne garanti verdiniz? Kaç paraya mal oldu? Bizden bir şeyleri mi saklıyorsunuz? Ben bu eleştirilerin kralını Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta yapıyorum. Ve beni takip eden çok fanatik AK Partililer var. Bir kere bir hakaret işitmedim hiçbirisinden. Aksine tabii. de özelden bana şunu yazıyorlar. İsimlerini vermeye gerek yok. Ya patron, iyi ki sen CHP'den uzaklaşmışsın. Yoksa bu söylem hakim olsaydı bizim işimiz iş. Yani şunu demek istiyorum. Aslında AK Parti ile CHP birbirinden besleniyor. Birbirinden nemalanıyor. Çünkü mahalleler ayrı, gazeteler ayrı, televizyonlar ayrı. A Haber'de çıkan birisi bu sefer CHP kesimi diyor ki bak bunlar böyle, aman kenetlenin. Halk TV'de birisi çıkıyor bu sefer, AK Partililer diyor ki bak bunlar böyle, biz gidersek bunlar başörtüsüne de karışır, imam hatipleri de kapatır. Atıyorum şu an siyasi jargonla. Aman diyor, kenetlenelim. Herkes kendi saflarını sıklaştırıyor. Olan da sizin benim gibi aklı başında okuyan, araştıran, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar oluyor. Yani Türkiye'nin bu girdaptan kurtulması gerekiyor. Dışarıdan Türkiye'ye baktığınız zaman ben müthiş bir kamplaşma görüyorum. Müthiş bir kutuplaşma görüyorum. Müthiş bir siyasi kin, nefret görüyorum. Bunun bir an önce bitmesi gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya Faik'cim, her sorun bitti. Bu mu kaldı? Balık baştan kokar hocam. Eğer bütün sorunların atası budur. Yani bütün sorunlar buradan başlıyor ya da burada bitecek. Şimdi bizi izleyenlere tekrar söyleyeyim, yayına canlı bağlananlara. Ekonomi, işsizlik, demokrasi, insan hakları, sağlık, adına ne derseniz deyin. Bunların çözüm yeri Ankara, meclis, TBMM veya işte Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu. Onun için bütün sorunların başı burası. Yani siyasi partiler değişmediği sürece, milletvekilleri değişmediği sürece, mantalite anlamında söylüyorum, beyin akıl anlamında, Türkiye'den bir şey beklemeyin. Ben Türkiye'ye hep şuna benzetiyorum. Koşu bandındaki koşucu gibi. Spor salonlarına hepimiz gidiyoruz. Çıkıyoruz koşu bandının üstüne. Müthiş bir şekilde koşuyoruz, terliyoruz, kilo da veriyoruz. Hep aynı yerdeyiz. Gelin şimdi size bir tane istatistik vereyim. Rahmetli Özal zamanında Türkiye dünyanın en büyük 14. ekonomisi olmuş. Oralara kadar gelmişiz. Sonra 90'lar, koalisyonlar, gerilere düşmüşüz. Tayyip Bey'in ilk dönemiyle beraber Allah razı olsun tekrar 14'lere, 13'lere çıkmışız. Şimdi yine 18-19'lardayız. Ne anlatmak istiyorum? Ya bir türlü ilk 10'a girememişiz. Giremiyoruz. Burada bir problem var. Beni izleyenler bıkmıştır. Hep Güney Kore örneğini veriyorum. Ya bu heriflere biz 1950 yılında asker göndermişiz. Adamları kurtaran ülkelerden bir tanesiyiz. 1960 yılına ait bir istatistik var. Hep o örneği veririm hocam. Bizim kişi başına düşen milli gelirimiz 380 dolarmış. Güney Kore'nin iki... Güney Kore'nin 80 dolar 1960 yılı. Bugün Güney Kore 35 bin doların üzerinde, biz hala 9500, 9800, 10 bin doların altındayız. Burada bir yanlışlık var baba, bunu çözmek lazım, bunu düşünmek lazım. Bunun da başı siyasetteki uzlaşma. İncelesinler Güney Kore'yi, baksınlar bakalım siyasetçiler birbirleriyle nasıl konuşuyor, nasıl davranıyor. Ya ben en son Kemal Bey ile Tayyip Bey'in bir araya geldiği zamanı, yanılıyor olabilirim, veya Devlet Bey'in, işte hepsinin, darbeden sonraydı 15 Temmuz. Samsun'daki o büyük mitingde hepsi çıktı. Hatırlayın ne kadar güzel bir görüntü oldu. Hepsi bir araya geldi. Bir bahar havası esti ülkede.
Ben demiyorum ki her gün bir araya gelsinler, her gün birbirlerini arasınlar ama ya bu koronada bile şunu tartıştık hocam. CHP'li belediyelerin yaptığı yardımlar, Tayyip Bey'in başlattığı biz bize yeteriz mi? Ya ulan kim yapıyorsa yapsın yardımı. Ne fark eder? İnsanlar aç ya. İnsanların yardıma ihtiyacı var. Yani Sinan Hoca yapmış, Faik yapmış, Ahmet yapmış. Allah razı olsun. Kim yapıyorsa yapsın. Tabii ki bir kuralı var. Belli yerlerden izin alacaksın. Tamam, yanlış yapıldıysa durduruldu. Ama onun üzerinden bile sosyal medyada bir kesim Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen tweetler atıyor. Mansur Bey'i, bir kesim Tayyip Bey'i, ya kardeşim. Biri İstanbul Belediye Başkanı, biri de ülkenin Cumhurbaşkanı. Ya siz neyin peşindesiniz? Yani niye ülkenin enerjisini böyle şeylerle heba ediyorsunuz? Ama maalesef böyle. Yani bunu, dışarıdan bunu seviyoruz zaman... Faik'cim. Bu zaten şöyle. Her şeyin aşırı ciddiye alındığı, en ufak siyasi jargonun bile kavga sebebi olduğu bir yerde ciddi olanla ciddi olmayan birbirinin altında kaybolduğu için biz artık hiçbir şeyi ciddiye alamaz hale geliyoruz ve eğlence malzemesi yapıyoruz. Çünkü insan bu kadar ciddiyetli bir ortamda aklını çalıştıramıyor. Çünkü her şey hainlik, her şey efendim vatan millet, her şey beka meselesi. Birisi hep kötü, öbürü hep iyi ya da tam tersi. Şimdi böyle baktığım bir dünyada taraftarlık da artık anlamsız bir oyuna dönüşüyor. Yani çünkü bu bir amaca matuf değil, bir şey değişmeyecek. Dolayısıyla böyle dedim yani ben de yazmıştım bir ara, artık gına gelmişti o dönemki açıklamalarda, koronanın ilk zamanları. Ya dedim korona bile birleştirmiyorsa daha ne lazım? Yani oturup şöyle beraber niye bir sohbet edemiyorsunuz? Niye bir açıklama yapamıyorsunuz? Niye beraber bir fotoğraf veremiyorsunuz? Çünkü gerçekten aşırı ciddiyetin altında büyük bir ciddiyetsizliğe saplanmış vaziyetteyiz. Beni ama şimdi şöyle bir, nasıl diyelim ona, negatif umut diye bir şey sardı. Ben öyle diyorum buna. Berbat bir şey yaşıyoruz aslında. Ve berbat sonuçlara da gebe. Özellikle evet, ekonomik olarak. Muhtemelen buna bağlı olarak siyasi olarak. Şimdi bu inşallah bütün dünya insanların olduğu gibi bizim de aklımızı başımıza getirir de sanıyorum kühnüne vakıf olamıyoruz ya da ne olacağını öngöremiyoruz. Sence bu yaşadığımız hikaye hem dünya muvazenesinde, özellikle ticaret ve ekonomi bağlamı benim çok algılayamadığım bir bağlam. Şu anda her şey durdu ve bu durma devamlı bir akışla beslenen dünyada ciddi bir sorun yaratıyor olması lazım. Bu sorunun bazı yansımaları da olacak illaki. Tabi gıdamıza yansıyana kadar, işte geçenlerde güneşinle falan da konuştuk, bizim gıda tedarik zincirlerinin durmasına kadar gidebilecek bir şey. Neler oluyor? Sence neler olabilir? Ve burada hem kişisel hem hani politik bazda düşünelim, yönetim bazında nasıl baksak daha iyidir sence? Bu senin yani aklına güveniyorum bu işlerde, o yüzden biraz şey anlatıyorum. Hocam şöyle, şu an hiç kimse ne olduğunun farkında değil. Hep başından beri şunu söylüyorum, bir deprem var şu an. Herkes evinde işte eşiyle, dostuyla, ailesiyle birbirine sarılmış. Allah'a dua ediyor ve geçmesini bekliyor. Yani ne demek istiyorum? Aman bu hastalık bana bulaşmasın. Anama, babama, karıma, eşime, çocuğuma, aileme bulaşmasın. Şundan bir kurtarayım derdinde. Ama gün ağardığı zaman, dışarı çıktığımız zaman, yani korona geçtiği zaman, o zaman biz enkazla karşılaşacağız. Ve bunun yansımaları çok ağır olacak. Bu bir felaket tellallığı değil. Yani 50 gündür okumadığım rapor, izlemediğim video kalmadı. Biraz önce siz de söylediniz. 5 yabancı dil bildiğim için değişik dillerde de izliyorum. Akit gazetesi de okuyorum, Cumhuriyet gazetesi de okuyorum. Bak çok net söyleyeyim. Hiç ayrım yok. Ve şunu gördüm. İsilik falan oluşturmuyor mu? Vücutta reaksiyon vermiyor mu ikisine bu zaman? Hocam şöyle, ben de olmuyor. Niye olmuyor bile? Ben Akit'e de çok çıkıyorum. Bazı yakın arkadaşlarım bana mesaj atıyor. Orada ne işim var? Veya daha radikal bir yere çıkıyorum. Bu sefer AK Parti'yi sevenler mesela. Ben ANAP kökeninde yetiştim hocam. Ben rahmetli Özal'ın ekolünden geliyorum. Ha şunu da söyleyeyim size. Armut dibine düşer lafı çok doğru. Nasıl bir ailede yetişirseniz ondan sonra siz de öyle şekilleniyorsunuz. Benim annem sıkı solcu. Hayatı boyunca sağ bir partiye hiç oy vermemiş. Hatta hep şunu söyler gülerek, bu ülkenin başına ne geliyorsa bu sağdan gelmiştir der. Babam da tam tersine hiç sola oy vermemiş. Oğlum sen bunlara güvenme. Bunların bu ülkede bir tane dikili ağacı bile yok der. Bak espriyle karışık. Ben böyle bir aile ortamında yetiştiğim için ben sağ sol bilmem ne falan hiç bunlara takılmıyorum. Kendimi merkezde ortada konumlandırıyorum. Akit'e de eşit mesafedeyim. Cumhuriyet'te de, Halk TV'ye de, diğerlerine de. Ha böyle insan çok fazla mı? Değil. Toplumun içerisinde var ama sesleri çıkmıyor. Şimdi korona sonrasında bizi çok ciddi bir ekonomik enkaz bekliyor. Türkiye olarak değil, bütün dünya. Beğenelim veya beğenmeyelim, IMF, IMF ve Dünya Bankası bu raporlama konusunda en iyi kuruluşlar. Bizde biraz IMF'ye karşı alerji var. IMF'yi sevmiyoruz. Doğru. Allah da bizi bir daha IMF'ye muhtaç etmesin. Ama bu adamların işini iyi yaptığını yatsımamızı gerektirmiyor. Şimdi bunların bir Nisan'da bir raporu çıktı. Diyorlar ki dünyanın eğer Haziran'ın sonunda biterse korona krizi en iyi ihtimalle uğrayacağı kayıp 9 trilyon dolar. Şimdi dünyadaki bütün ülkelerin zaten gayri safi milli hasılalarının
Amerika'sı, Çin'i, bizi, Afrika'sı, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı bütün ülkelerin toplamı 86 trilyon dolar. Ne demek bu hocam? Yani dünya ekonomisinin %10'u uçmuş gitmiş. G20 ülkeleri var biliyorsunuz. Dünyaya yön veren en büyük ekonomik 20 ülke, biz de içindeyiz onların. Sadece deniyor ki 2020'de Çin, Hindistan ve Endonezya büyüyecek. O da en babası Çin %1.2 büyüyecek. Çin %10'un altında büyüdüğü zaman Çin'de kriz oluyor. Amerika'nın küçülme beklentisi %5.9. Türkiye'nin küçülme beklentisi %5. İtalya'nın, İspanya'nın, Almanya'nın, herkes şu an bitik durumda. Ama kimse bunları konuşmuyor. Dediğim gibi önce can, önce sağlık olduğu için. Bakın şimdi bayram geçsin. Bu Haziran sonuna kadar biliyorsunuz mal sahipleri kiracıları atamıyor, dava açamıyor. Adliyeler zaten şu an işlemiyor, tatilde. Bunlar bir rayına girsin, Temmuz Ağustos gelsin. O zaman ben ekonomiyi göreceğim. Yani bugünden tezi yok. Bizim çok acil, çok acil adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten bir tsunami geliyor. Ben bunu görüyorum ekonomik anlamda. Ve bundan kaçmak için çok kaçamayacağız ama az zararla kapatalımın peşindeyim. Onun için de biraz önce söylediğim gibi önce bir konsensus oluşması gerekiyor. Önce siyasette tepede bir birlik beraberlik olması gerekiyor. Ondan sonra ortak akılla bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Mesela hepimiz her akşam televizyonların başındayız. Bilim kurulunun açıklamalarını takip ediyoruz değil mi? Niye? Çünkü bilim kurulunun içinde AK Parti'ye yakın olanlar da var, karşı olanlar da var. Ve o yüzden belli kesim o karşı olanları takip ediyor, belli kesim yakın olanları. Ama sonuçta bilim kurulu yapılan bir araştırma gösteriyor ki %85-90 oranında insanların dinlediği, itibar ettiği bir kurum. Bizim acilen öyle bir ekonomi, evet, bizim acilen bir ekonomi kurulu da kurmamız gerekiyor. Birazdan konuşacağız. Tarım kurulu da kurmamız gerekiyor. Sadece AK Partililerden değil, MHP'li olur, CHP'li olur. Bakarlar, geçmişinde yaptığı işlere bakarlar. Bürokrat olur, sizin gibi çok değerli akademisyenler olur. Yani ortak akla ihtiyacımız var. Yani ben her zaman söylüyorum, ben Tayyip Bey'e de üzülüyorum. Niye bir insan olarak? Ya bir insanın her şeye tek başına yetişmesi mümkün değil ki. Ben Ankara'yı çok iyi biliyorum. Evet, 2011-2015 yılında milletvekilliği yaptım. Bitti. Ama hala 15 günde bir Ankara'ya giderim, bürokrasiyle ilişkilerimi indir. Şöyle bir hava var Ankara'da. Ya bakıyorsunuz bir iş var, mesela özel bir iş olarak değil ya, devleti ilgilendiren bir iş. Soruyorsun ilgili bürokrata veya işte bakan yardımcısı, her neyse ismi lazım. Reise bir bakalım o ne diyecek. Lan kardeşim siz o koltukları boşuna mı dolduruyorsunuz? Sizin hiçbir aklınız yok mu? Sizin hiçbir düşünceniz yok mu? Kolaycılığa kaçıyoruz. Tayyip Bey ne derse, Futbol Federasyonu Başkanı olsun, işte hadi Sağlık Bakanı'nı tenzih ediyorum, çok başarılı birisi, Allah ondan razı olsun. Diğerleri olsun, aman Tayyip Bey bir açıklama yapsın, ondan sonra biz konuşalım. Bu 83 milyonun kaderiyle oynamaktır. Böyle bir şey olamaz, bir kişi her şeye yetişemez ki. Ben bile günde 3-4 saat telefonla konuştuğum zaman akşam eve geliyorum, böyle beynimin karıncalandığını hissediyorum. Bu da sonuçta bir insan, etten kemikten yapılmış. Yani ortak akıla ihtiyaç var ve dediğim gibi nasıl bilim kurulu varsa bizim acilen ekonomi kurulunu da, bakın ama ekonomi kurulları var. Şimdi bizi izleyenler diyecek ki Faik Bey ekonomi kurulu var ama sadece tek görüşten var. Yani toplumun geniş kesimlerini kapsayan akademisyen olur, muhalefetten temsilciler, eski bakan olur. Bunlarla bir ortak aklı oluşturmamız gerekiyor. Çünkü biraz önce söyledim. Bakın bir istatistik daha vereyim. Geçen sene 2019 yılında hocam bizim turizm gelirimiz 34,5 milyar dolardı. Ve bu seneki beklentimiz 40 milyar dolar bizim kasamıza turizmden para girecek diyorduk. Şimdi bütün uzmanlar diyor ki taş çatlasın 2020'de Türkiye'nin turizm geliri 10-12 milyar dolar olur diyor. Nerede 40 milyar dolar? Nerede 12 milyar dolar? Buradan eksideyiz. İhracatımız Nisan'da %41 azaldı hocam. Mayıs'ta da muhtemelen aynı trend devam edecek. Yarı yarıya düştü yani. Evet, %41 net rakamlar bunlar. Ticaret Bakanlığı'nın verileri. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Turizm geliri yok. İhracat %41 azalmış. Dünyanın hali ortada. Amerika bile %5.9 küçülecek. Şimdi siz çıkıp derseniz ki bana Faik'cim biz koronadan hiç etkilenmeyeceğiz, güçlenerek çıkacağız. Ben buna katılmam. Doğru politikaları uygularsak, teknolojik üretim ve şu tarıma yönelirsek Türkiye bundan güçlü çıkar. Ben çünkü Çin'in yalnızlaştırılacağını düşünüyorum. Çin'in üstüne gidiyorlar. Tazminat davaları açılabilir. 4 trilyon dolarlık bir tazminat dava hazırlığı var Çin'e karşı. Ha para alırlar alamazlar ama Amerika'nın, İngiltere'nin başını çektiği grup Çin'i yalnızlaştıracak. Ben bu süreçte bir iki iş yapıyorum yani dış ticaret şirketinde olduğu için. Avusturya'da bir müşterim var, Avrupa'da, Hollanda'da müşterim var. Kesinlikle Çin malı istemiyorlar. Aman baba diyorlar, geç olsun Türkiye'den alalım, biraz daha pahalı olabilir. Medikal malzemelerden bahsediyorum. Buradan şunu anlıyorum ki işin içinde olan birisi olarak Çin'e karşı bir yalnızlaştırma politikası gelecek. Bundan faydalanmak lazım. Doğru politikaları atıp oradan çıkanları, insanları oradaki üretim bantlarını Çin'den kaydırmaya başladığı zaman 6 ay sonra, 1 sene sonra eğer olacaksa en yakın yer neresi? Avrupa ve Türkiye. Biz bundan faydalanabiliriz. Hayal değil. Bak, bu çok önemli. Şu anda yani evlerinde oturan özellikle
üretim, fikir vesaire işiyle uğraşabilecek insanlara çok önemli bir mesaj. Yani hadi şimdi bir şeyler için altyapı oluşturmaya başlayalım ya da başlayalım şimdi üretmeye. Avusturya'da bir müşterim var. 1 milyon adetlik bir medikal malzeme istiyor benden. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle onu halledeceğiz. Dış ticaret şirketimle alakalı. Çin'den daha hızlı, daha ucuza mal buldum. Türkiye'de çünkü çok kolay bulunmuyor ve ihracat yasakları vardı biliyorsunuz. Yeni yeni kalkıyor. Adam bana dedi ki 1 euro, 2 euro daha fazla olsun. Ben Çin'den mal istemiyorum. Şimdi bu önemli bir gösterge. Bilerek bunu yayında söylüyorum ki olabilecekler hakkında bize fikir versin diye. Ama hep söylüyorum. Deveyi önce sağlam kazığa bağlayacaksın. Ondan sonra Cenab-ı Allah'a havale edeceksin. Yani oturalım. Çin'den nasıl olsa üretim hakkı, üretim bandı kayacak. Mecburen Türkiye'ye gelecekler. Kimse Türkiye'ye gelmez. Gider Pakistan'a, gider Hindistan'a, başka bir yere gider, Yunanistan'a gider. Atıyorum şu an. Onun için bundan faydalanmamız lazım. Yani bugünden itibaren bizim artık bu korona psikolojisinden kurtulup devleti yönetenlerin, muhalefetin, herkesin ekonomik adımlara, tarıma, tarımı ben özellikle konuşmak isterim. Hep söylüyorum, bizim doğal gazımız yok hocam, petrolümüz yok. Elimizdeki en değerli hazinelerimiz bu verimli topraklarımız. Tarım ve hayvancılık. Ya biz kendi kendimize yetebiliriz. Bir Hollanda örneği var her zaman. Konya kadar Hollanda benim 7-8 katım tarım ürünleri ihracatı yapıyor. Ya bu abi Hollanda'dan oraya gittiğimde bana böyle bir brief verdiler. Valla içim karardı ya. Küçücük memleket. Danimarka da öyle. Hollanda, Danimarka. Yani korkunç bunlar. O küçücük alanlarda öyle bir verimle çalışıyorlar ki. Ve sürdürülebilir de bir şey. Adamlar yani parsayı toplayıp toprağı da fakirleştirmiyor. Yani çok gerçekten hem bilimsel hem kadim yöntemleri çok güzel birleştirmişler. Çok ciddi bir gelenek oluşturmuşlar ve insan üzülüyor. Şu koskoca ülkede bunu yapamadığımız gerçekten ilginç. Biz aptal bir millet değiliz. Türk milleti gerçekten zeki bir millet ve gerçekten çalışkan bir millet. Ver taşı sıkar. Bizim Almanya işçi olarak giden insanlarımıza bak. Onların çocukları, torunları şimdi Almanları çalıştırıyor, patronlar. Bu büyük bir örnektir, iyi bir örnektir. Ama bir yerlerde eksiğimiz var. O da nedir? Zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Konya'nın yüz ölçümü kadar Hollanda 41 bin kilometre, Konya 38 bin kilometre. Düşünebiliyor musunuz kilometre kare? Bir Hollanda Konya kadar ve Hollanda'nın topraklarının %30'u deniz altında, yani rakım sıfırın altında. Herifler oraları dolduralarak 2019 yılında Hollanda'nın tarım ürünleri ihracatı 94,5 milyar euro. Euro. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 83 milyonluk koca ülkenin, tarım ülkesinin tarım ürünleri ihracatı 20 milyar dolar. Biri dolar, biri euro. Ben buna üzülüyorum ya. Yani Hollanda'ya gittiğim zaman, gördüğüm zaman üzülüyorum. Bak çok basit bir örnek vereyim hocam. LED ışıkları çıktı biliyorsunuz. Dünyada bir ara modaydı. Hala da kullanıyor LED. Biz ilk ne yaptık? Ulan dedi şu köprüleri, binaları nasıl aydınlatırız, nasıl ışıklandırırız? Yine kafa inşaata gidiyor. Yani yapayım, rant hemen satayım. Hollandalılar ne yaptı? LED ışıklarını biz seralarda nasıl kullanırız diye adamlar kafa yordular. O LED'leri daha da böyle geliştirdiler Ar-Ge teknolojiyle. Ve adamlar serada resmen bir destan yazdılar. Şimdi herifler ben bu LED'i serada nasıl kullanırım diye düşünüyor. Biz de bu LED ışıklarını binalarda, köprülerde nasıl kullanırız diye düşünüyor. Onun için ben yine genç jenerasyondan umutluyum. Genç jenerasyon okuyor, araştırıyor, bakıyor, YouTube'a giriyor. Yani aman diyorum her şeyin başı hep de sizin programlarınızda vurguladığınız gibi us, akıl. Ya bunu kullanırsak biz gerçekten dünyanın süper güçlerinden bir tanesi olabiliriz. Çünkü bizim ecdadımız bunu başarmış ve daha enteresan bir şey söyleyeyim. Siz de çok seyahat ediyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda bizim 16 tane yıldızımız var. Tarihte kurulan 16 Türk Devleti'ni simgeliyor. Büyük olan güneş de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ne biliyor musunuz? 16 batırmışız. Silinmiş. 17.sini tekrar kurmuşuz. 600 küsur yıllık Osmanlı bitmiş. Hasta adam. Sürüne sürüne ölmüş. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, bir kişiye de mal etmiyorum bunu. O liderdir, önderdir. Ama bütün arkadaşlarıyla beraber sıfırdan bir cumhuriyet kurmuşlar. Yani bu topraklarda bu var. Bu yapı var. Bu çalışkanlık var. Ama bizim bir tek eksikliğimiz var. Biz yumurta kapıya dayandığı zaman müdahale ediyoruz. Ya bu huyumuzu biraz bırakalım. Yani diyorum ki korona geçiyor. İşte 15 gün, 20 gün, bir ay sonra geçiyor. Ya sonrası? Yeni dünya düzeni kuruluyor ama eski kafalarla olmaz. Kafaları biraz değiştirmemiz gerekiyor. İşte ben de hep söylüyorum ya, bu dönemde fail olursan geleceği inşa edenlerden olursun. Beklersen geçecek diye o zaman da üstünden geçer, farkında bile olmazsın. Ve yeni kurulan sisteme de adapte olmakta çok zorlanırsın. Sen toprakla ilişkisi yani bana göre çok kavi bir insansın. Yani zaten hani bir çiftlikte yaşıyor olmak falan bir kere bunu getiriyor zaten de. Bir şey sormak istiyorum. Mesela tarım ülkesi Türkiye. Bize küçükken hep kendine tarımda yeten nadir ülke falan diye anlatırlardı. Nasıl oluyor da yani bu kadar büyük arazileri olan bir memlekette biz nerede en büyük yanlışı yapıyoruz da
tarım konusunda bir Hollanda kadar olamıyoruz sence? En böyle temel sorunlar nelerdir? En temel sorun nokta bir. Türkiye'de her zaman AK Parti öncesinde de, bu bir iktidarın suçu değil bir defa, bunu bir tespit edelim. Bu gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin suçu. Ama ve lakin burada tabii suçun birazcık daha büyüğü iktidara ait. Neden derseniz, biz 2002'den beri çok güzel işler yaptık. Büyüdük, cebimize para girdi, tüketim alışkanlıklarımız değişti, evlerimiz oldu, bankalardan kolay kredi çekebildik, bunu hepimiz gördük. Yani zaten öyle olmasa AK Parti tek başına iktidar olmaz. Vatandaş her seçimde oyları arttırarak AK Parti'ye oy vermiş. Ben her zaman sandığa inanırım. Yani yok yardımmış, makarnaymış, kömürmüş, onlar aptal insanların bahaneleridir. AK Parti demek ki vatandaşı memnun ediyor ki vatandaş da oyunu AK Parti'ye veriyor. Ama şöyle bir yanlışlık yaptı bence AK Parti. Tarımda neden Hollanda kadar olamıyoruz'un en büyük nedeni inşaata dayalı büyüme modelini seçtiği için ve devleti yönetenler de hep bunu pompaladığı için AVM, TOKİ, yol, köprü çok güzel. Vatandaşta da şu oldu, hep diyorum ya, balık baştan kokar. Ne görüyorsa yönetenlerden onu uygular. Adam da şöyle dedi. Mesela ben kendi köyümden biliyorum. Sakarya'nın işte çiftliğin olduğu köy. Herkes şunun peşindeydi bir dönem. Şimdi akıllanmaya başladılar. Ya 5 dönüm arazim var, 10 dönüm. Vereyim bunu bir müteahhite. Düşsün bana 4-5 daire. Manyak mıyım ben, hayvan affedersiniz pisliğiyle bokuyla uğraşacağım. Tarla ekmekle uğraşacağım. 4 daire alırım. Satarım 600-700 bin liradan, burada ediyor o fiyat. Ömür boyu bana yetecek para. Bunu yapanlar oldu burada. Uygulayanlar oldu 10 sene önce. Arazisini müteahhite verip şehre yerleştiler. Kimi emlakçı oldu, kimi galerici oldu, kimi havalandı, alemler falan harcadı. Şu an hepsi sürünüyor. Hepsi istisnasız sürünüyor. Niye? Sakıp Sabancı bana demişti ki, Anavatan Partisi'nin o zaman gençlik kolu başkanıydım. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir etkinliğimize onu davet etmiştim. Sene 2001. Faik dedi, her şeyden biraz bileceksin ama bir şeyinde her şeyini bileceksin. Her şeyden biraz bileceksin, bir şeyinde her şeyini bileceksin. E baba, sen köyde yaşıyorsan senin yaptığın en iyi iş tarım ve hayvancılık. Sen bir anda emlak kralı olamazsın. Sen bir anda galerici olamazsın. Yaptığın işi daha iyi hale nasıl getireceksin, ona bakacaksın. Şimdi sorunuzun birinci cevabı şu. İnşaata dayalı büyüme modeli tercih edildiği için millet köylerden gitmeye başladı. Aman vereyim, müteahhit alsın, 4-5 dairemi alayım gideyim. İki, girdi maliyetleri çok yükseldi. Hocam ben iktidara bunu anlatamıyorum. Mecliste de korakor tartışmalar oldu. Hiçbir zaman ben kavga etmedim. Hep beni dinlerlerdi. Mehdi Bey olsun, diğer tarım bakanı olsun. Derlerdi ki ya doğruyu söylüyorsun. E çözün. Çözüm yok. Nedenini ben de bilmiyorum. Çok basit. Biz niye tarımda Hollanda kadar değiliz? Bizdeki girdi maliyetleri çok yüksek. Şu çiftçinin şu tarlaya attığı gübrenin fiyatlarına bakın. Her sene aman Allah'ım nasıl artıyor. İlaçlara bakın nasıl artıyor. Mazota bakın nasıl artıyor. Şimdi bir iktidar temsilcisiyle konuşsanız size şunu söyler. Ya Sinancığım, biz 2002'de göreve geldiğimizde tarım ve hayvancılığa verilen destek devlet tarafından şu kadar milyar TL'ydi. Biz onu 7-8 katına çıkardık. E doğru, el hak doğru. Bunda bir yanlışlık yok. Ama peki sol cepten çıkan nedir? E gel o zaman ben 2002'deki girdi mazot maliyetleri fiyatını... ne oldu acaba? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sol, sağ cebe fazla para girdi doğru ama sol cepten çıkan çok daha fazla. Sırf şu korona günlerinde bile gübreyle ilaçlara öyle zamlar yapıldı ki aklınız hayaliniz şaşar. Şimdi ben ineklere yem veriyorum 50 kiloluk torbalarda. Ya korona öncesinde 84-85 liraya alıyordum. Eski parayla milyon, şimdiki parayla 84-85. Dün itibariyle 103 TL'ye alıyorum hocam. Ya 2 ayda böyle bir zam olur mu ya? Allah rızası için 84-80. E şimdi bunu söylediğin zaman diyor ki ne yapalım? İçindeki ürünlerin %80'i ithal. Heh, işte problem buradan başlıyor. Sen ineklerine verdiğin yemin, karışım, onlar karışım olur hocam. Karıştırılır, fabrikalar karıştırılır, bizim gibi adamlara satar. E sen içindeki 7-8 maddeyi bile yurt dışından ithal ediyorsan sen zaten bitmişsin. Çözüm evet. Nedir? Bu topraklar o yemde kullanılan maddelerin ham maddesini üretmeye müsait. E sen soya kullanma. Soyanın %90'ını biz ithal ediyoruz. %10'unu ekiyoruz. Soya kullanma, başka bir şey kullan. Bak nasıl oluyor yemin kalitesi. Çalış, Ar-Ge üzerine yap. Bir sene olmaz, 2 sene, 3 sene sonra sen içinde kullandığın maddeleri ithal etmeden kendin üreterek girdi maliyetlerini düşürürsün. Bunu ben iktidar temsilcilerine, AK Partili dostlara anlatamıyorum. Verdiğiniz paralar fazla, verdiğiniz desteklemeler fazla ama girdi maliyetleri çok yüksek. Öyle olduğu zaman da olmuyor. Şu Sakarya'da bile son 1,5-2 yıl içerisinde 6-7 tane çiftlik kapandı. E biz niye dayanıyoruz? Başka işlerimiz var. Bizim dedelerimiz Bosna'dan buraya göçmüş 120 sene önce. Buralar bizim yadigarımız, dede topraklarımız. Biz buraları sürdürmek zorundayız. Yani yoksa onlar mezarında ters dönerler. Ona müsaade edemeyiz yani. Ama nereye kadar dayanacaksınız? Başka işlerden buralara para koy, para koy. Kazandırmıyor ki. Tarım ve hayvancılık sektörü kazandırmıyor. Yani halbuki bu devirde en çok kazandıran şey olması lazım bakarsan. Yani dünyanın gıda krizine doğru gittiği bir yerde. Yani çok ilginç. Peki
Bu şu anda söylediğin şey beni biraz sarstı. Yani şu andaki korona krizinde bütün dünya özellikle gelecek bir ekonomik kriz ve gıda krizini konuşurken bile biz böyle mutat girdi maliyetlerini arttırmaya devam edecek otomatik davranışlarla devam ediyoruz. Bu bilgi benim için üzücü bir bilgi. Yani en azından burada hani bazı şeyler sübvanse ediliyor ya işte mesela işçi çıkaramıyorsun, senin işçilerin maaşının bir kısmını işkur ödüyor Kısa vesaire. ödenek doğru. Güzel. O tip bir aktivitenin yani acilen tarımda yapılması gerekirken galiba bunda biraz geç kalıyoruz gibi gözüküyor. Şimdi bakın, Tarım Bakanı çıkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki elektrikli traktörümüzü üretiyoruz, ürettik. Çok yakında tarlalarımızda olacak. Ya babacığım, Allah razı olsun, elektrikli traktör de önemli. Ben yani yapı gereği beni biliyorsunuz. Yapılan her şey Allah razı olsun derim, olumlu şey. Ama ben ekmek bulamıyorum. Sen bana diyorsun ki ekler pasta getirdim sana Pelit Pastanesi'nden. Lan benim ihtiyacım ekler pasta değil ki. Ben ekmek bulamıyorum. Yani benim gübre fiyatlarım, ilaç fiyatlarım, tohum fiyatlarım, mazot fiyatlarım bunlar uçmuş gitmiş. E sen bana elektrikli traktör diyorsun. Gündemimiz bu, o değil. Biz girdi maliyetlerini nasıl düşürürüz? Buna bakmamız gerekiyor. Şu tarlalardaki ektiğimiz ürünler işte fiyatlar açıklanıyor. Mısır ekiyoruz. İşte bazıları başka bir şey ekiyor. Fiyatlar geçen seneden %5, %10 artıyor. Ama girdi maliyetleri %30, %40. Ben size daha vahim bir şey söyleyeyim. Hiç kimse bunu yazmadı. Ha bunu yazmıyorlar. Bir şey demiyorum. İnsanlar taraf tutabilirler, gücün yanında olabilirler. Ama ilahi adalete inanıyorum. Herkesin bir planı var. Cenabı Allah'ın asıl olan plandır. Bunlar insanların burnundan fitil fitil gelecek. Allah getirecek. Şunun için söylüyorum. Korona günlerinde ne konuşuluyor? Aman dışarı çıkmayın, el sıkmayın, evde kalın. Çok doğru. Hastalık bulaşabilir. Biz bu korona günlerinde bile yurt dışından 10 bin taneye yakın hayvan ithal ettik. Haberiniz var mı bundan? Evet Hangi gazete maalesef yazdı var. bunu? Hangi Evet ya var. olmaz artık gözünüzü seveyim. Bunların karantina koşulları nedir? Niye bunlar geldi? Ya düşünün. O kadar çok hayvan ithalatı yapıldı ki geçen yıl ve ondan evvelki yıl. Artık soğuk hava depoları dolu. Çünkü almıyor iç pazar. Ondan sonra elde kalan etleri tekrar satmaya çalıştık ve dendi ki şu dendi. Tarımda ve hayvancılıkta ihracatımız arttı. Vah 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 vah. İthal ettik. Satamadığımız ürünü tekrar daha ucuz fiyata satıyoruz, ihracat artıyor. Yapmayın. Sizin de çocuklarınız bu ülkede yaşayacak, sizin de torunlarınız bu ülkede yaşayacak. Bak şu araziler inanılmaz değerli araziler. Yani bunların kıymetini bilmek lazım ve tekrar ediyorum. Bakın siz İstanbul'dasınız, ben Sakarya'dayım. Nasıl yayın yapıyoruz? Bağlandık Instagram'dan, Aynen öyle. telefonlarımızla konuşuyoruz veya iPad'le. Ne anlatmak istiyorum? Kriz zamanlarında bile, savaş zamanlarında bile teknoloji, teknolojik üretim. Ya bir Güney Kore'nin Samsung'unun marka değeri 63 milyar dolar. Geçen senenin rakamını söylüyorum ki asker gönderip kurtardığımız Güney Kore bu. Benim en değerli markam Türk Hava Yolları marka değeri 1,6 milyar dolar. O da korona ile beraber şu an pert olmuş durumda. Uçuşlar yapılamıyor. Yani havaalanı güzel bir hizmet, daha iyisi olsun. Türk Hava Yolları daha iyisi olsun ama Türkiye'nin en değerli 20 markasını, özür diliyorum 100 markasının toplam piyasa değeri, marka değeri 20 milyar dolar. Güney Kore'nin bir Samsung'unun değeri 63 milyar dolar. E bunu biz yapabiliriz. Biz de üretebiliriz. Savunma sanayinde bak İHA'lar, SİHA'lar ne güzel işler yapılıyor. E tamam da bunu niye genele yaymıyoruz? Niye tarımda uygulamıyoruz? Bu korona günlerinde bile hala ben size biraz önce söyledim. Açıp bakın bana inanmıyorsanız gübreye, ilaca inanılmaz zamlar yapıldı. E nasıl kalkacak bu millet bunun altından? E bunu söylediğin Evet. zaman hain oluyorsun. İşte binler... ya ama olmaz yani. Olmaz. İşin içindeyiz. Bizim canımız yanıyor yani. Biz bu işi bilerek konuşuyoruz. Kitaptan Artı okumuyoruz, internetten araştırmıyoruz. tabii. Bir senedir falan sevgili işte Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile beraber bir Temel Bilimler Üniversitesi'nin kurulması meselesiyle ilgili çalışıyoruz biz. Şimdi birçok insana sadece temel bilimler yani fizik, kimya, matematik, biyoloji ve belki beşeri bilimleri falan da ileride içerecek bir yapı kurmayı düşündüğümüzü söylediğinde hemen böyle bir ne gerek var tepkisi oluşuyor. Ve bu akademisyenlerden de gelebiliyor bazen. Bir kere diyor öncelikle üniversitelerdeki işte temel bilim bölümlerine bakalım. Bizim insanımızda gerçekten bir kültür olarak Ar-Ge kültürünün yani sıfırdan oluşturulması lazım gibi gerekiyor. Çünkü öyle bir gündemimiz dışında bir şey ki bahsettiğim bu girdim maliyetlerine konu olan o ham maddelerin hemen hepsi temel bilim laboratuvarlarında üretilen şeyler. Yani oralarda keşfedilen, oralarda yöntemi bulunan, daha sonra sanayi ve mühendislik tarafından üretilen şeyler. Biz bunların dediğim gibi mesela biraz önce dedin ya soya kullanmayın başka bir şey kullanın. Hemen soruyor bizimki ne kullanayım? Dışarıda şöyle bir şey kullanıyor. Tamam o zaman onu kullanayım. Ya öyle değil o.
Yani soya yerine ne kullanabilirim sorusu üzerine çalışacak bir temel bilim ordusuna ihtiyacın var. Ve bu ordu o araştırmaları yaptığı zaman bu artı değer öyle bir şey ki dünyanın en krizli zamanlarında bu en temel bileşeni dünyanın her yerine satabiliyor olacaksın. Biz biraz böyle uzun vadeli düşünme yeteneğimizi kaybetmişiz sanki. Hep böyle günü kurtarmaya çalışan esnaf modeli yaşıyoruz. Hem kişisel olarak hem ülke olarak galiba biraz böyle değil mi? Hocam Biraz bu hep daha böyle uzun böyleydi. vadeli düşünürsek. Hep böyleydi. Bugünün iktidarla alakalı olan bir şey değil ama tekrar ediyorum. Bugünün iktidarıyla bu çarpı 2 çarpı 3 oldu. Çünkü hiç bu dönemki kadar AVM yapılmadı. Hiç bu dönemki kadar inşaata yatırım yapılmadı. Şimdi vatandaş da şunu düşünüyor. Bak şu araziler söylemesi ayıptır. Benim dedelerimden kaldı. Ben yapmadım burayı. Ben burada bekçiyim. Ama şu arazileri biz imara açsak benim 7 ceddime yetecek buradan daire çıkıyor. Hesabını yaptık. Millet gelip bazen bize diyor ki ya siz manyak mısınız ya? Biz çünkü engel oluyoruz yani. Biz engel oluyoruz. Diyorlar ki ya engel olmayın. Diğerlerinin de arazileri imara açılsın. Kurtaralım gitsin. Benim 7 ceddim bura imara açılsa rahat eder. Çünkü %30'unu bile belediyeye versem 18. maddeden dehşet bir daire kalıyor bana. Ama ne olacak? Tamam alalım daireleri. Her ay kira gelirini alayım. Rahat edemem ki. Üretmek lazım. Bak ben şu an sizde yayın yapıyorum. Söylemesem çıplak ayak toprağa basıyorum. Ayaklarımda bir şey yok. Toprağın üstünde basıyorum. Yani onun için insanlara diyorum ki tarımla uğraşın. Uğraşın ama o zaman onlar da bana şunu söylüyor. E baba uğraşalım da bu girdi maliyetlerine ne yapacağız? Ben bir iki tane arkadaşımı yönlendirdim. Söyleme sahip imkanı olanlar gittiler arazi aldılar. Ufak tarıma başladılar. 2 sene sonra hepsi bıraktı. Altından kalkamıyoruz ki Faik diyorlar. Kazandığımız para harcadığımızı ya kafa kafaya harcıyor ya da böyle çok düşük kâr marjlarıyla. Şimdi iş adamı bu ayıp bir şey değildir. Kazanmak ister. Elbette ki. Para kazanmak ister. Yatırım yapmak ister. Yani bu gayet doğal ya. Bedavaya kimse çalışmaz ki. E şimdi vatandaş da bakıyor. Köylülere de bir şey demiyorum aslında. Ya diyor ben hayvanların altını temizleyeceğim. İşte günde 20 litre, 30 litre, 50 litre neyse süt alacağım. Sütümü satacağım. E ama maliyetlerime bakıyorum. Fabrika yemi ineklere verdiğim gübresiydim. Abi karşılamıyor diyor. Veririm müteahhite. Alırım 3-4 daire bakarım yoluma diyor. O da haklı. Tabii, Onun herkes için diyorum kendini ki kurtarma derdine düşüyor herkes böylece. kendini kurtarma derdi. Ama tarıma gerçekten eğilinse ben hep şunu söylüyorum. Ya tarım, enerji, eğitim. Bunlar da 50 yıllık politikaların olması lazım. Yani siz geldiniz, ben geldim, başka iktidar gelse dahi değişmeyecek politikalar. Ama olmuyor. Ama yine de karamsar değilim. Z kuşağıyla bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum. Ama biraz korkusuz olmak lazım. Mesela ben kendimden biliyorum. Siyasete girdim. Aman Allah'ım söylenmedik şey kalmadı. Mesela ben 2002 yılında Margaret Thatcher'la bir toplantıda buluştum. O zaman Anavatan Partisi'nin gençlik kolu başkanıydım. ANAP'ta Uluslararası Genç Demokratlar Birliği diye bir birlik vardı. Oranın üyesiydi. Margaret Thatcher de oranın onursal başkanıydı. 12 kişiyi seçtiler. Dediler ki Türkiye'den de sen geleceksin ANAP'ı temsilen. Gittik Margaret Thatcher'ın evinde yemek yedik Londra'da. E fotoğraflar o zaman sonra tabii internete düştü. Aa, Faik Tuna İngiliz ajanı. MI5, MI6 bilmem ne. Amerika'daki fotoğraflarımı aldılar. Amerikan ajanı işte Mossad'cı, paralelci bin kardeşim. Ben hiçbir şey değilim. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı. Ama ben sığır değilim. Ben okuyorum, araştırıyorum, geziyorum, farklı insanlarla beraber oluyorum. Demin size söyledim. Akit'i de okuyorum, Cumhuriyet'i de okuyorum. Ya yapın biraz geniş açıdan bakın. Meselelere böyle baktığınız zaman o zaman zaten hem kendinizi iyi hissediyorsunuz hem de daha bir şevkle saldırıp üretim yapıyorsunuz. Mesela geçen Selçuk Bey, CHP'li bir tane milletvekili çıktı. Selçuk Bayraktar'ı eleştiriyor. Ben onunla ilgili bir tweet attım. AK Partililere en az 500 tane mesaj geldi. İşte helal olsun, hakkaniyet, işte adamsın. Adamlıkla alakası yok ki. Olması gereken bu. Adam bir şey üretiyor. Elbette. Elbette. Yapılmayan bir şey yapıyor. Tayyip Bey'in damadı da olabilir, oğlu da olabilir, kardeşi de olabilir. Beni ilgilendirmez. Ben kişinin kişiliğine bakmam. Sonuca bakarım. O Taş aptal üstüne taş CHP, koyan başımızın tacıdır her zaman için yani. o CHP milletvekili de yarım akıllı çıkmış onu eleştiriyor. Ya kardeşim böyle muhalefet olmaz. Bu kafayla giderseniz askere zor alırsınız tezkere. Ya bırak Selçuk Bayraktar bu toplumun %80'inin 90'ının kabullendiği bir kişilik yaptığı işlerde dolayısıyla. Oradan vurmayacaksın. AK Parti'nin zayıf karnı nereyse yumruğu oraya çakacaksın. Bunlar en güçlü olduğu yere çakıyorlar. E şimdi böyle olduğu zaman da ne oluyor? Diğer vatandaş da diyor ki ya tamam ben buraya oy vermeyeyim ama diyor. E bakıyorum alternatif de yok abi diyor. Kötünün iyisi. Şimdi Avrupa'da şu var. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Adam birisinden şikayetçi ise sandığa gitmiyor. Oy vermiyor. Diyor ki seçime katılmayayım. Bu bir mesaj olsun siyasetçilere diyor. Bizde oy namustur biliyorsunuz. Ben bir kere oy kullanmaya gitmiyordum. Babam bana dedi kalk lan dedi oy kullanmaya git. Eşe kadar adam oldun dedi oy. Ya dedim oy atmayacağım. 2011 seçimlerinden önce. Git dedi olur mu öyle şey oy kullan dedi ya oy namustur dedi. Yani bu bizim toplumumuzda var olan bir anlayış. E adam sandığa gidiyor. Perdeyi kapatıyor. Diyor ki ya bu Tayyip Erdoğan diyor insanları diyor ayrıştırıyor. Bağırınıyor, çağırınıyor. Herkese posta koyuyor falan filan. E ama bakıyorum muhalefete diyor. Alternatif yok. Ben oyumu yine buna vereyim diyor.
Yani hep diyorum, serbest piyasanın en önemli koşulu rekabettir, kalitedir. E bizim siyasetimizde rekabet yok ki. AK Parti %50'yi alıyor, CHP %25'i alıyor. E babalar zaten %75'i aldı. Geriye kalan İyi Parti, HDP, işte Demokrat Parti, Saadet, MHP neyse, onlar da hepsi %25'i paylaşıyor. E böyle olunca da zaten çıkmazın içine giriyoruz. Yani herkes de memnun gözüküyor bu durumdan ya. Ya tabii memnun. AK Partililer Halk TV'de yapılan yanlışlardan o kadar memnun ki diyorlar ki aman bunlar bu şekilde devam etsin. Biz de dönüp kendi kesimimize diyoruz ki safları sıklaştırın, bakın bunları görün. CHP'liler de tam tersi, A Haber'de bir şey çıktığı zaman diyor ki bak görüyor musunuz bunlar böyle. Herkes kendi saflarını sıklaştırıyor. Şimdi Amerika'da da cumhuriyetçi demokrat var ama Amerikan toplumunun yapısı tarihiyle bizimki aynı değil ki. Burası Anadolu. Medeniyetler coğrafyası. Medeniyetlerin beşiği. Yani biz hep 1071 ile başlatıyoruz. O da yanlış bence. Ben milliyetçi bir adamım. Benim arabamın plakası bile 34F1453. Kimse bana milliyetçilik taslamasın. Ama ben kafatasçı değilim ki. Türk İslam sentezinden önce de Anadolu'da o Hititler, Lidyalılar, kimler, Frigyalılar, kimler varmış. Bu topraklar böyle zengin topraklar. Burada iki parti olmaz. Yani AK Parti %50'yi alsın, 25'i de CHP alsın. E geri kalanlar ne yapacak? Yani zaten temel sorun buradan kaynaklanıyor. Siyasette bir kalitenin gelmesi lazım, rekabetin gelmesi lazım. İşte yeni partiler kuruldu ama onlar da çok çıldız. Onların da sesi çıkmıyor. Şanssızlık değil mi? Senle çok konuştuk ya. Bu genellikle böyle bir hep bir darbe tehditleri konuştuk en başta. Böyle bir beka endişesi, devamlı dış düşmanlar, saldırılar. Şimdi aslında bu en son çizdiğim bu çift partili ve o herkesin bulunduğu kutudan bir türlü çıkamadığı düzene bakınca aslında insanın çok temel bir özelliğini görüyorsun. Korku ve endişe içindeki toplumlar en garanti ve en kestirme hareketlere saparlar. Siz yani, hep söylüyorsunuz programda. Tabii böyle bir rahat, ferah, feza düşününce mesela burada seninle ruberu konuşurken gayet normal, mantıklı gelen birçok şey bizi izleyen bir sürü insanın zihninde bunlar konuşuyor ama paranteziyle işte Türkiye tehdit altında bilmem ne hede hede bahaneleriyle hükümsüzleştiriliyor ve insanlar sırf ya korku ve panik, belki kendilerini direkt hissetmediği ama toplumsal olarak üzerimize neredeyse çökmüş olan o belirsizlik, işte sürekli saldırı altında olma psikolojisiyle hep kendimizi bir yere kapatma eğilimindeyiz. Aslında bir bilgi özgürleştirir diye bir şey var ya Faik'cim. Yani bilgi sahibi oldukça zihnin bir açılıyor ya. İşte o zaman o kutulardan da özgürleşiyorsun. Her kutunun faydasını görüyorsun. Ben açıkçası şöyle bir siyaset hep hayal ettim. Yani atıyorum iktidar bir şey yaptı. Onda da bir şey yanlış yaptı. Muhalefetten biri çıktı. Bu muhtemelen Faik gibi biri olur herhalde. Ya abi dedi çok güzel yaptınız da hadi gelin şurayı da şöyle yapalım. Hatta ben de size yardım edeyim. Şurasını şöyle düzeltelim falan dediği. Böyle komedi filmlerine benzer bir şey canlanıyor kafamda. Böyle bir şey başaramayız herhalde değil mi? Dünyanın hiçbir yerinde de yoktur herhalde böyle şöyle, bir şey. Şöyle zaten polyanacılık yapmayalım veya pembe hayaller peşinde koşmayalım. Ben muhalefetsem görevim iktidarı eleştirmek. Ama şunu başarabiliriz. Ben yaptım, kendim de uyguladım. Ha diyeceksin ki sen niye bir dönem milletvekili oldun? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki dinozorlar, babadan dededen CHP'li olanlar beni istemediler. Benim üzerime oyunlar oynadılar. Aldılar benim takkeli resmimi kullandılar. Bilmem ne dediler. Bu Süleymancı dediler. Bu cemaatçi dediler falan. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben hiçbir yere mensup değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım. Devlet de kimin ne olduğunu zaten çok iyi bilir. Ama neden bu duruma düşürdü? Çok basit. 2013 yılında TBMM'de bir konuşmam var. İzleyenler YouTube'dan girebilir. Zafer Çağlayan Sanayi Bakanı. Ben de CHP adına Sanayi Bakanlığı bütçesi hakkında konuşuyorum. Eleştiriyorum. Bütçe dönemi Aralık. Konuşmam bitti. Meral Akşener de meclis başkan vekili. Zafer Çağlayan mikrofonu açtı. Dedi ki normalde böyle bir şey olmaz. Bir muhalefet milletvekilinin konuşmasının uzatılması istenmez. Ama ben Faik kardeşimin konuşmalarından çok feyz aldım. Lütfen ek süre verin, kendisi konuşsun dedi. Şimdi bakın ne olduğunu anlatayım ama size. Bak Zafer Çağlayan isim de veriyorum. Bunu söylüyor. Muhalefet milletvekili Faik Tunay biraz daha konuşsun. Eleştiriyorum ha. Korokor eleştiriyorum ama övüyorum da yani iyi yapılan şeyleri de söylüyorum. Şimdi ben şunu bekliyorum CHP sıralarına geçtiğim zaman. Aferin lan Faik, grup başkan vekili. İsmi lazım değil. Aferin bak, meclis tarihinde ilk oldu. Adam bana döndü dedi ki ya sen ne yapıyorsun dedi ya. Nasıl ne yapıyorum dedim ya. Ya dedi AK Partili bakan dedi seni övüyor dedi ya. Böyle muhalefet mi olur dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bak manyaklığa kafa, bak. İşte kafa kafaya bu. Bak. Benim kafa de bir bu. Tarafım Trabzonlu. O damarım da devreye girdiği zaman bende geri vites olmaz. Ben de küfürle karışık dedim. Ne diyorsunuz ya? Böyle olması gerekiyor. Böyle olursak dedim AK Parti'nin seçmeninden oy alabiliriz. Sonra anladım ki bunların öyle bir düşüncesi yok. Herkes kendi halinden memnun. O yüzden de bu düzen böyle devam ediyor. Peki ne zaman değişir? İşte birileri çıkıp
bir yola çıkıp. Mesela ben Meral Akşener'in İYİ Partisi'ni çok önemsiyorum. Ha bunu söylediğim için birileri diyecek sen İYİ Parti'ye mi diyorsun? Hayır ben hiçbir yere gitmiyorum. Siyasetle alakam yok. Ama çıktı kadın kendi başına. Mücadele etti. Sıfırdan bir parti kurdu. 7 aldı, 10 aldı. Bak aldı. Davutoğlu. Beğen veya beğenme. Ben çıkıyorum dedi. 2 alır, 1 alır, 3 alır. Hiç önemli değil. Ya birilerinin konuşup bir çözüm önerisi sunması gerekiyor. Ha ama bunlar da körü körüne eleştirir. CHP'nin düştüğü hataya düşerlerse bunlar da hiçbir şey alamazlar. Genç evet ben hep söyledim. Birilerine sırf böyle eleştiri hatta suçlama yağdırarak siyasete girenin ben çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Zaten hele bu dönemden mükemmelen yapanlar hocam. Var. Mükemmelen yapılıyor zaten ortamda. Bu dönemden yapıcı, sonra hiç olmaz. Tabii. Ben yine de yapıcı söylem, değil. Akılcı yapıcı. Söylem, umut verici söylem, proje söylemi. Yani inşallah böyle bir şeyler görmek nasip olur. Sizin gibi genç siyasetçi arkadaşlar da bu konuda umut veriyor. Vallahi işte bunun olacağı şekli zamanı bilemiyorum. Öyle çok öngörüm yok ama. İnşallah yakın zamanda olur. İnşallah bu zorluklar bizi birleştirir. Instagram'ın bize verdiği vakit maalesef bitmek üzere. Ben bu konularda seninle daha uzun sohbet etmek istiyorum. İnşallah bir gündem biraz yavaşlasın, fırsat yaratalım. Böyle bir seri hani nasıl diyeyim? Gerçekten normal insan için ben nasıl beyin kılavuzu anlatıyorum? Normal insan için siyasi düşünme kılavuzu diye de bir şey yapmamız lazım. Yani benim gibi insanlara bu lazım. Dolayısıyla bunu bir düşünelim. Yani bu gerçekten önemli bir şey bence. Hocam şöyle son sözlerimi söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum size. Siz benim çok değer verdiğim, takip ettiğim yazılarınızı, programlarınızı bilirsiniz. Sağ olasın, sağ olasın. Siyaset isteyelim, istemeyelim. Beğenelim, beğenmeyelim. Çözümlerin adresi. Çünkü Türkiye Ankara'dan yönetiliyor, Amerika Washington'dan yönetiliyor, Fransa Paris'ten yönetiliyor. Neyse ne. Siz siyasetçileri siz derken toplum beğenmiyor olabilir ama sizlerin seçtiği insanlar gidip orada sizin adınıza karar veriyor. Onun aynen için öyle. Siyaset konuşmak lazım ama körü körüne bak ne kadar güzel sohbet ettik. Eminim AK Partililer, CHP'liler bile memnundur. Benim de bir görüşüm var. Ha ben şunu demiyorum. Siyasetçi pergel gibi olmalı, bir yere değecek, 360 derece dönebilir. Ben merkez sağa inanan, gerçek anlamda liberal birisiyim ama Türkiye'deki gibi böyle dönek anlamda liberal değil. Ben kendimi böyle tanımlıyorum. Siz Özal'dan nefret de ediyor olsanız ben yine düşüncemi değiştirmem. Mesela annem benim Özal'ı sevmiyor. Sol gelenekten gelmiş. Ben annem için düşüncemi değiştirmem. Neysek oyuz. Ama Türkiye'de insanların siyasete daha fazla girmesi lazım ki bizi yönetenler de enselerinde bir şey hissetsin. Ha sivil toplum, o yüzden sivil toplum çok önemli. Bizdeki sivil toplum nedir? Hemşeri derneği. Trabzon, Sürmene ilçesi, bilmem ne köy derneği. Ya baba bunları bırakın ya. Başka sivil toplum kuruluşları kurmak lazım. Oraları güçlendirmek lazım ki siyasetçiler evet. De ayağını denk alsın. Benim de kafam uzun süredir bu yönde çalışıyor. İnşallah seninle de o konuda istişarelerim. Hatta korona bitsin. Sizi burada bekliyorum. Burada bir yayın da yaparız. Hatta şöyle bir kaldırayım. İnşallah. Şöyle bakın. Aynen. Görüntüyü de gördüm arkadaş şöyle göre. İnşallah. Vallahi muhteşem. Korona bitsin. Ramazan bitsin. Burada ne zaman isterseniz başım üstüne. İnşallah. Faik'cim çok teşekkür ediyorum. Sorular da vardı ama yaklaşık 1,5 dakikamız kalmış. O yüzden onlara vaktimiz olacak. Sözümüz olsun. Bir dahaki sefere onları iletelim. Ben hani yayın donmasında yorumları kapatmıştım. Bayağı bir soru göndermişler ama çok beğeniler. Teşekkürler var. Ben de sana teşekkür ediyorum vakit ayırıp katıldığın için. Daha sonra yine değişik vesilelerde eski günlerde kıymetini unuttuğumuz o ruh ve ruh görüşmelerde bu muhabbeti sürdürmek dileğiyle inşallah. Sağ olun hocam. Allah'a aileye de çok hayırlı selamlar. Çok öpüyorum. Valide Hanım'ın ellerinden öpüyorum. Sağ olsun. Sağ olun. Var olsun. Hayırlı sağlıklı Ramazanlar güzel olsun. Günler diliyorum inşallah. Allah'a emanet. Görüşmek üzere hocam. Hep beraber.